Bugün ben Müslümanlar için önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Zanda bulunmamak bu konu. Şimdi biliyorsunuz biz Müslümanlar olarak çok fazla Allah'ın hükümlerine çok titiziz. Namaz kılmak, oruç tutmak, karşımızdaki insana yalan söylememek, karşımızdaki insanı her zaman dost bilmek ve onu üstün tutmak, yani nefsimizden üstün tutmak. Bunlar hep Müslüman alametidir, Müslüman özellikleridir. Ve Allah Kur'an'da bunları hep Müslümanlar için güzel ahlak özellikleri olarak gösterir. Ve bu güzel ahlak özelliklerine uyan insanlar hep mutlu ve güzel yaşarlar. Bu Allah'ın yarattığı bir mucizedir, güzeldir. Zaten Allah onu ayetinde de müjdelemiştir. Salih olan Müslümanlara, salih olan insanları güzel bir hayatla yaşatacağını söylemiştir Allah. Tabii ki biz bunu Allah rızası için, ahiretteki Allah'ın rızasını kazanmak için yaparız. Fakat Allah hem dünyada hem ahirette güzel bir yaşantı verir böyle yaşayanlara. Şimdi fakat çoğu zaman bazı zamanlarda Müslümanların ihmal edebildiği bazı konular olabiliyor. Bu zanda bulunmak konusu. Bu ne demek? Şimdi bir insan, bir Müslüman, karşısındaki bir Müslümanın Allah'tan korkan, doğru düzgün düşünen, salih amellerde bulunmaya çalışan doğru bir Müslüman olduğunu zaten kanaati varsa o insanın yaptığı eylemlere karşı kötü niyet aramaması gerekir. Bu Kur'an'ın hükmüdür. Yani Kur'an'ın hükmüne göre bu kişi şundan yapmıştır diyerek zanda bulunmak değil, onu hep iyi niyetle değerlendirmek ve güzel niyetle değerlendirmek gerekir. Şimdi o kişiye karşı da zanda bulunmakla belki o kişi hakkında o kişinin hiç düşünmediği bir şeyi düşünmüş olacak ve karşı tarafı bir suç yüklemiş olacaktır. Böylelikle kendisi hem kötü bir duruma düşecek Kur'an'a göre hem de karşı tarafa bakış açısında çok büyük zedelemeler oluşacaktır kendi fıtratında, kendi hayatında ve kendi ruhunda. Şimdi Allah bunu ayetinde belirtmiştir. Hucurat suresi 12. ayette şu şekilde belirtir Rabbimiz. Konu şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, zandan çok kaçının. Çünkü zanın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir. Çok esirgeyendir. Şimdi biz tabii ki insanların samimiyet derecesini bilemeyiz. Bunu yalnızca Allah bilir. Takvanın derecesini Allah bilir. Biz ona göre karar veremeyiz. Fakat biz karşımızdaki bir Müslümana her zaman hüsnü zanla bakmak mecburiyetindeyiz. Biz her zaman onun iyi niyetli davrandığını, her zaman Allah rızası için çabaladığını görmekle ve göstermekle yükümlüyüz. Biz o şekilde baktığımızda Allah da bize onun güzelliğini verir. Fakat zanla baktığımızda mesela bu kişi Müslüman gibi davranıyor ama aslında şöyle bir niyet güdüyor diye bakıldığında, buna biz bakmayız, o yüzden Allah affetsin biz olarak anlatmayayım. Dışarıdan insanlar bu şekilde baktıklarında işte bu ayetin hükmüne girebilirler. Bundan kaçınmaları gerekecek. Peygamberimiz de bu konuyla ilgili şöyle belirtiyor. Ebu Davud'da geçiyor bu. Ebu Hureyre bu hususla ilgili Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Başkalarına suizan etmekten sakının, yani zanda bulunmayın. Çünkü suizan yalan sözdür. Bakın yalan diyor Peygamberimiz bunun için. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin hususi ve mahrem hayatını da araştırmayınız. Dünya menfaati için hırs göstererek yarışmayın, birbirinizi çekiştirmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bu kardeşliği zedeleyen bir şey olduğu için zanda bulunmak önemli bir şeydir. Müslümanların genel olarak birleşememesi ve birbirlerine düşmanca bir tavır göstermelerinin en önemli sebeplerinden biridir. Ayete uyulmadığı için de Allah böyle bir sonuç yaratıyor. O yüzden Müslümanlara hep güzel gözle bakmak gerekiyor. Hep onların menfaati, İslam'ın menfaati için çabalamak gerekiyor. O güzel bir kardeşlik doğurur inşallah. İnşallah.